Teknoloji dünyasına ilişkin yeni gelişmelerle karşınızdayız. Isıyı elektriğe çeviren bir jeotermal batarya geliştirildi. Tokyo Teknoloji Enstitüsü yeni bir batarya hücresi geliştirdi. Bu hücre termal enerjiyi elektrik enerjisi olarak depolayabiliyor. Enerji toplamak için herhangi bir sıvı ya da buhar akışına ihtiyaç duymadığı gibi yüksek sıcaklığa da ihtiyaç duymadan çalışmaya devam ediyor. Araştırma ekibi, ısı enerjisini de yenilenebilir enerji kaynakları arasına getireceklerine inanıyor. Araştırmacılar, dünyanın ilk sıvı mıknatısını oluşturdu. Berkeley laboratuvarından bir ekip, 3 boyutlu yazıcıyla oluşturduğu 1 milimetrelik manyetik sıvı damlalarına 20 nanometrelik milyarlarca demir oksit parçacığı sığdırdı. Manyetik çubuk yardımıyla mıknatıs özelliği kazandırılan sıvının çubuk çekilse dahi özelliğini koruduğu görüldü. Farklı şekiller alabilen bu yapıların özellikle robotik ve elektronik alanında kullanılması bekleniyor. Görme engellilere umut olacak yeni bir cihaz geliştirildi. Orion adı verilen bir cihaz geliştiren bilim insanları, görme işlevini cihazda bulunan kamerayı kullanarak gerçekleştiriyor. Kameradan gelen görüntüler, doğrudan görmeyle ilgili korteks tabakasına sinyal olarak gönderiliyor. Bu sinyalleri işleyen beyin, görme işlemini gerçekleştirebiliyor. Yapılan denemelerde tedavisine başlanan 6 kişinin tamamı görme işlemini gerçekleştirmeyi başardı. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.